Sevgili 4. sınıf öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 4. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlarıyla eşleştiriniz. Şimdi zıt anlam nedir? Zıt anlam şu şekilde de görmüş olduğunuz gibi siyah ve beyaz. Yani birbirlerinin zıttı olan anlamlar. Peki ilk kelimemize bakalım. Özgür kelimesi. Özgür nedir? Özgür bir şekilde yani ee, hiçbir engelleme olmayan anlamına gelir. Peki zıt anlamlısı ne olacaktır? Tutsak olacaktır. Siyah kelimesinin zıttı nedir? Beyaz. Evet, çok güzel. Eğik kelimesinin zıttı nedir? Eğik dik olacaktır. Sulh kelimesi. Bakın sulh kelimesi barış demektir arkadaşlar. Barış. Harp kelimesi de savaş demektir. Savaş. Belki duymamışsınızdır daha önce. Biz de barışın zıttını istediği için, çünkü sulhun zıttını istediği için savaş Savaşın zıttı da ne olacaktır? Barış olacaktır. Bakın dikkat edin. Zıtlarını istediği için bu şekilde yerleştirdik. Sakın yorum kısmına yazmıyorsunuz. Bayat kelimesinin zıttı da ne olacaktır? Taze. O zaman gelelim. Hadi yorum kısmına size bir soru sorayım. Hava bugün açıktı kelimesinin zıttını yazın. Hava bugün açıktı kelimesinin zıttını yorum kısmına yazın bakalım kimler doğru biliyormuş. İkinci kısmımıza geldik. Burada ise gerçek anlam, mecaz anlam ya da terim anlam kelimelerine bakacağız. Peki hocam gerçek anlam dediğimiz nedir? Gerçek anlam dediğimiz şu. Mesela öğretmen kalemi kırdı dediğinizde hakkına ne geliyor? Bunu bu şekilde buradan bastığınızda kırdığı hakkınıza geliyor değil mi? Bu gerçek anlamdır. Ama öğretmen bana böyle dediği için benim kalbim kırıldı dediğinizde kalbinizde bir kırılma eylemi gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor. Buna da mecaz anlam diyoruz örnekler üzerinden bakalım daha detaylı daha güzel bir şekilde inceleyeceğiz burada da tombiş bir sincabımız var ha onu da yazın hadi tombiş kelimesinin zıttını yazın tombiş kelimesinin zıttı yani şişman kelimesinin zıttı şişman kelimesinin zıttını yorum kısmına yazın bu iki cümleyi de bir arada yazabilirsiniz sıkıntı yok bu tatlı sohbete doyamadım şimdi tatlı kelimesinde ilk aklınıza gelen gerçek anlamdır. Yani tatlı dediğinizde ne gelir? Böyle çikolata gibi, değil mi? Böyle pasta gibi güzel güzel tatlı tatlı şeyler gelir. Bu ilk anlamdır. Ama tatlı sohbet dediğinizde dilinizle bir tat algılıyor musunuz? Hayır. O zaman biz buna ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz. Niye? Gerçek anlamda şeker, çikolata, çikolata Pasta gibi şeylerin gelmesi lazımdı hakkımıza. Ama bize ne dedi? Tatlı sohbet dediği için bu bir mecaz anlamdır. Pazardan aldım elmalar çürük çıktı demiş. Şimdi çürük dediğinizde nedir? Böyle biraz hafif yeşilimsi olmuş yapılardır değil mi? E şimdi elmaya baktığınızda da yine o şekilde mi geliyor hakkınıza? Evet o zaman bu nedir? Gerçek anlamdır. Çünkü niye? Aklınıza ilk gelen anlam o yeşil yeşil olan yapıdır. Bu sözlerin beni çok kırdı. Kalbimi kırdın. ha Şimdi geldim. Yukarıda da anlatmıştım. Kırmak eylemi şunu kırmak gibi mi? Şöyle tutup bastığınızda kırılması gibi mi? Hayır. Nasıl? Üzüldüm. Sana darıldım. Sana kırıldım anlamına geldiği için mecaz. Yani burada çok kırdı diyor ya. Benim mesela kalbim Şöyle bir güzel kalp çizeyim. Kalbim kırıldı mı? Paramparça oldu mu? Oldu mu paramparça? Dağıldı mı? Hayır. Dağılmadığı için bu bir mecaz anlamdır. Eğer kırılma eylemi gerçekleşseydi gerçek anlam olacaktı. Kara günler geride kaldı artık çok mutluyuz. Şimdi kara günler derken siyah anlamına gelen böyle kapalı kapalı günler mi var? Hayır. Yine burada da ne var? Mecaz anlamı var. Kötü günler anlamı geliyor. Ormanda yürüdükçe kuru yapraklar çıtır diyordu. Kuru yaprak dediğinizde aklınıza böyle ıslak olmayan anlamı geliyor. E, ormandaki yaprağı böyle elinize aldığınızda ıslak gelir mi? Gelmez. O zaman bu nedir? Gerçek anlamdır gerçek anlamdır. Biraz nefes alalım. Geldik. Kaybedince bütün umudu soldu. Şimdi. Umudu solmak, solmak kelimesi nedir? Soldu dediğinizde annenizin çiçekleri varsa, böyle saksıda çiçekleri varsa, değil mi? Böyle güzel 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 yaprakları varsa, solmak ne demektir? Bu çiçek ne olmuş demektir? Bu çiçek ne olmuştur? Solmuştur. Sadece çiçekleri solmuştur. Kurumuş anlamına gelir. Ama burada kaybedince bütün umudu soldu dediğimiz bir gerçek solma eylemi yani buradaki çiçeğin solması gibi bir eylem olmadığı için burada ne olacaktır? Mecaz anlam olacaktır. Söylediklerine çok kırıldım. Yine burada da yukarıdaki kırılmayla aynı işi yaptığı için mecazdır. Kalemin kırılması gibi değildir. Dördüncü anlatışım oldu kalemin kırılması. Artık umarım inşallah anlamışsınızdır. Geldik kutuları ağır olduğundan taşıyamadı. Ağır ne demektir? Ağır dediğinizde aklınıza ne geliyor? Böyle 50 kilogram geliyor değil mi? 100 kilogram geliyor ne bileyim işte 25 kilogram geliyor. Böyle ağır bir şey yani böyle tutup 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 böyle kaldıramadığımız bir şey geliyor değil mi? Ha. E burada da neymiş? Kutular ağırmış, kaldıramamış. O zaman aklınıza ilk gelen anlamla bura eşleştiği için burada ne vardır? Gerçek anlam vardır sıcak bir çorba olsa da içsem. Sıcak dediğinizde ne geliyor? Aa, ağzım yandı. Değil mi? Ağzım yandı diyebiliyorsunuz. E şimdi aklınıza ilk gelen anlam bu. Sıcaklık yani yanma eylemi. E burada da aynı anlam var mı? Niye? Çorba sıcakmış. Doğruymuş. Gerçek anlatmış Hakem penaltı olduğunu söyledi. Penaltı. Futbolun, futbolun, futbolun nedir? Bir terimidir bir terimi. Bakın üçgen bu şekilde bir bilim, ilim dalının bir teriminden bahsediyorsa bu terim anlamdır. Özellikle sona koydum bunu. Bu terim anlamdır. Bu da bir bilimin, bir ilimin, bir oyunun, bir alanın bir teriminden bahsediyorsa yani onu tanımlıyorsa terim anlamdır. Şimdi bizde iki anlam vardı. Neydi? Gerçek anlam, gerçeğe yakın olan, aklımıza ilk gelen anlam. Bir de mecaz anlam, gerçekten uzak olan. Bir de terim anlam var. Bu terim anlamda bilimle ilgili. Unutmayalım. Şimdi geldik 3. soruya. İlk dönem izleyenler varsa bu soruları orada da yazmıştım karşınıza çıkabilir diye güzel bir soru olduğu için buraya da koydum. Hemen cecik yapalım. Hemen cecik. Bir aslında pekiştirmede biz burada yaptık. Kırmızı, mor, sağlam, düz ve mavi kelimelerini pekiştirmemizi istemiş. Kırmızı. Nasıl kırmızı? Kıp kırmızı. Öyle bir kırmızı ki kıp kırmızı. Ortalık böyle kıp kırmızı olmuştu. Mor. Nasıl mor? Mos mor. Yani ne yapıyoruz? Anlamı pekiştiriyoruz değil mi burada? Özellikle büyüklü yazıyorum. Bu şekilde yazılmaz ama. Siz orada anlayın diye o şekilde yazıyorum. Ne olmuş? Arkadaşım düştü. Bacağı mosmor olmuş. Yani mor ama daha daha mor. Mosmor. Sağlam. Sana öyle bir ev yaptım ki sağlam değil. Nasıl sağlam? Sapa sağlam. Öyle böyle değil. Düz. Dümdüz düz yazacaktım düz o kadar düz ki çok düz ben de hiç yapamam düz bir çizgi onun için ben katılmıyorum mavi mas mavi mas mavi şeklinde olacaktır Geldik de geçtik. Hop kağıtların nefsini almışız test sorularımıza. Bu dakikaya kadar geldiniz mi? Biraz eğlenceli anlatmaya çalışıyorum. Böyle biraz daha çok konuşuyor gibiyim ama hani bunu da yorum kısmına yazın. Nasıl ders anlatımım iyi mi kötü mü ona göre bir e, yönlendirme yapayım. Şimdi geldik. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözcükte en sonda yer alır? Şimdi sözlükte demiş pardon. Yandan baktığım için görmedim. Sözlükte en sonda yer alır. Şimdi sözlükte harfler nasıl sıralanır? Nasıl sıralanır? A, B, C, Ç, nokta nokta, D, E, I, J, K, L, M, N, P, R, S diye gider. En sonunda ne olur? T, U, Ü, V, Y... Z diye 29 tane harfimizin olduğu 29 tane harfimizin olduğu bir sıralama vardır. Sözcükte de harfler bu şekilde gider. Ee, öğretmenim, o zaman biz nasıl sıralayacağız? Bakın sözcükteki ilk kapağı açtınız ilk olan A'dır. Son olan ise Z'dir. Siz de burada A'dan Z'ye doğru sıralayacaksınız. Peki, bakalım. Hepsinde T harfi var mı? T harfi var. O zaman ilk harfleri T olduğu için aşağı yukarı aynılardadır. Onun için ilkleri geçtik, ikinci harflerine baktık. İkinci harfi ne? Ü. İkinci harfi ne? A. İkinci harfi ne? O. İkinci harfi ne? Ü. Şimdi burada geldik. E hocam A kelimesi ilk olduğu için biz B şıkkını ne yaptık? Eledik. Çünkü bu en önde olur. Birinci sırada olan ne? Bu. Sonra geldik. O ve Ü. E hocam Ü sona yakın. O nerede peki? E şimdi bakarsan A, B, C, Ç, D, E, e diye gittiğimizde. Şimdi neydi orada? O, Ö, P, R, S, Ş, T. ha. O zaman o ö nerede? T'den önce. Yani şu arada bir yerde. O zaman bu da ne? İkinci. Ü nerede? Ü sona yakın. Değil mi? Ha. Üçüncü ya bu ya bu. İlerliyoruz. Sonraki harfimiz ne? R. Bunda da R. Bunda da R. Yine aynı sıradalar. Üçüncü harfe de baktık yok. Dördüncü harfe bakalım. K. Dördüncü harfe baktık. Ne? L. Ha. O zaman geldik. A, B, C, C D, E, I D e, D, e, D, E, İ diyormuşum. D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, H, H, I, İ dedik. Sonra ne var? J, K, L, M, N diye giden bir yol var değil mi? Şimdi hocam bunun dördüncü harfi K, bunun dördüncü harfi L e hangisi önde? Hangisi öndeymiş? K. O zaman K olan da kaçıncı? Üçüncü. L olan da son olduğu için dördüncü olur. Bize en sonda hangisi olur dediği için türlü kelimesi sözlükte en sonda bulunur. Bakın bu alfabetik harflere göre dizilimini bize gösterecektir. Biraz zor gibi ama ben detaylı bir şekilde anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Harfleri sayardan arada böyle hani i ne dedim d e filan dedim onlar öylesine hani devamı da var anlamına gelir şekilde söyledim onlara takılmayın çok. Küçük çocuk sokakta ağır ağır yürüyormuş. Bir tane mini minnak varmış sokakta böyle ağır ağır yürüyormuş. Yukarıdaki cümleye göre hangi sorunun yanıtı yoktur? Bakalım. Kim yürüyordu? Mini minnak çocuk. Minnak çocuk. Değil mi? Kim? Küçük çocuk. Nasıl yürüyordu? ağır ağır. Ağır ağır. Ne zaman yürüyordu? Ya kardeşim ne bileyim akşam mı yürüyordu sabah mı yürüyordu anlatmamış ki. Küçük bir çocuk yürüyormuş camdan bakmış. E o zaman bunun cevabı nedir? Yok. Cevabı yok. Bizde de ne diyor? Cevabı yok. Yanıtı yok diyor. O zaman C seçeneği. Nerede yürüyordu? Bunun da cevabına bakalım. Nerede yürüyormuş? Sokakta yürüyor imiş. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde köşe sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? Geldik. Terim anlam neydi? Hemen geldik. Bir bilim, bir ilim, bir matematik, bir Türkçe gibi bir ilim bilim ders adı varsa onun bir terimi varsa biz buna terim anlam diyorduk. Mesela futbolun penaltı terimi gibi. E şimdi bize ne demiş burada? Köşe kelimesinin terim anlamı. Bakalım. Köşeyi dönünce Ali'ye rastladım. Köşeyi dönünce bir yolun Köşesi. Değil mi? Şöyle bir köşesi. Bir terim anlamı var mı? Yok. Bir yılda ne yaptıysa köşeyi döndü. Köşeyi dönmek ne demektir? Böyle dolar dolar paralar hatta ne yapalım? Türk TL'si gibi paralar kazanmış. Bol bol para kazanmış. Karenin dört açısı dört köşesi vardır. Bir karenin dört açısı dört tane de neyi varmış? Köşesi varmış. Eee, kare nedir? Ya da dört köşe ya da açı nedir? Geometridir değil mi? Geometri. E, geometri dersinin bir biriminden, bir ders noktasından bahsettiği için bu bir terim alandır. Osman'a yakalanmamak için köşe bucak kaçıyor. Bu da yani oradan oraya, oradan oraya kaçıyor anlamı vardır. Temiz kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Temiz kelimesi. Bakalım. Hangi anlamlar varmış? Temiz bardakları dolaba yerleştirdim. Yani temiz bir bardak derse ne diyor? Şöyle kalın bacaklı bir çay bardağı. Çok da çizemesem de çizimim çok da kötü olsa da biliyorum. Bir çay bardağı. Bunun temiz demek nedir? Yani kirli olmayan anlamına gelir değil mi? Kirli olmayan anlamına gelir. Komşumuz temiz bir aileye benziyor. Temiz bir aile derken nasıl saygılı, efendi, yani böyle efendi, iyi birine benziyor anlamı var. Bizim mahallenin parkları çok temiz. Çok temiz derken nasıl? Kirli olmayan. Değil mi? Temiz. Böyle. Bal dök yala. Anneciğim ayakkabılarımı temizledin mi? Burada da ne yapmıyor? Neyden bahsediyor? Kirli olmayandan bahsediyor. Değil mi? kirli olmayan. Ha, şimdi baktık. Farklı anlamı hangisi? E, üçüne baktığınızda bu, bu ve bu kirli olmayan anlamında. Ama saygılı, efendi, iyi anlamında gelen B seçeneğimiz farklı bir nedir? Cümledir. Geldik 8'in sorumuza. Biraz da nefes nefese kaldım böyle. Yanımda bir kalorifer var. Böyle kan ter içinde kaldım ama inşallah böyle güzel bir ders anlatımımız olmuştur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Soru işareti. Yani şu şekilli yapı. Bu yapıyı biz nerede kullanırız? Bir soru varsa, bir cevap alacaksak, cevap alacaksak biz bu işareti kullanıyoruz. Peki nerede kullanacağız? Bakalım. Bakkala da hep ben gidiyorum. Ne var burada? Küçük kardeş sitemi var değil mi? Benim küçük kardeşim de öyle. Bakkala hep ben gidiyorum sen gitmiyorsun diyor. Ha, bu bir sitem var. Bir ne var? aslında bir böyle cümle var değil mi burada? Cümle. Burada bir soru var mı? Yok. Acaba teyzem eve gelmiş midir? Ha, ne var burada? Bir soru var. Anne acaba teyzem eve gelmiş midir? Anneniz ne derse? Yok gelmemiştir. Ha, bir cevap da aldınız değil mi? Bir cevap alabiliyorsanız bir soru varsa burada ne olacaktır? Soru. Eyvah çantamı yine unuttum. Ne var? Bir cümle var. Cümle. Okulda gene çantasını unutmuş şapşik. Dükkandan bir kutu çikolata aldık. Ne yaptık? Tabi parasını verip aldık. Çalmadık. Burada da ne var? Bir cümle var. Onun için B seçeneğinde soru vardır. Çok şaşırmak anlamına gelin. gelen deyim hangi cümlede kullanılmıştır? Şimdi bu videonun altına ilk soruda sorduğum yorumlar gelirse ben böyle çok şaşıracağım. Aman tanrım diyeceğim. Ne kadar çok böyle yorum gelmiş. Tabi. Bu deyim hangisiymiş? Ona bakalım. Karnesini görünce ağzım açıp kaldı. Ne oldu böyle bir şaşırdım. Aman aman hepsi 100. 100 100 100 ortalama da 100. Ne yaptım? Çok şaşırdım değil mi? Ha o zaman çok şaşırmak ağzım açık kaldı. Çok şaşırmak değil mi neymiş? neymiş? Ağzım açık kaldıymış. Bu davranışıyla gözden düştü. Gözden düşmek ne demektir? Değersizleşti. Değersizleşti. Birkaç güzel sözle gönlümü aldı. Ne yaptı? Gene beni kandırdı. Kandırdı. Yanlış düşündüğümüz için kalbi kırıldı. Ne oldu? Üzdü. Üzüldü. Olacaktır. Yani şaşırmak A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar derslerimizin anlatımı 4. sınıf Türkçe ikinci dönem birinci yazılımız bu şekilde Umarım güzel bir ders anlatımı geçir, geçtirmişizdir. güzelce anlamışsınızdır arada bir sürçülü edik. böyle dilimiz biraz sürçtü yanlış kelimeler olduysa kusura bakmayın bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak Gülen Gülen yüzler almanız dileğiyle bir sonraki ders görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın.